Yargıtay'dan emekli ikramiyesi kararı Yargıtay 7. Hukuk Dairesi mirasçıları sevindirecek bir kararı imza attı. Yüksek Mahkeme vefat edenin emekli ikramiyesinin kanun gereği hak sahibi mirasçılara ait olduğuna ve mal varlığı sayılamayacağına karar verdi. İçtihat bülteninden edinilen bilgiye göre vefat eden vatandaşın emekli ikramiyesi yasal mirasçılarına devredildi vefat eden vatandaşın alacaklı olan kamu kurumu emekli ikramiyesinin iadesi için icra takibi başlattı. Mirasçıların itirazı üzerine takip durduruldu. Alacaklı kurum mahkemeye müracaat etti. Kamu kurumu bu kez birinci sulh hukuk mahkemesine müracaat etti. Davacı kurum avukatı, borçlu olan miras bırakan vatandaşın mirasının en yakın yasal mirasçılarının tamamı tarafından ikinci asliye hukuk mahkemesinin kararıyla reddedildiğini hatırlattı. Mirasçıların avukatı, davacının alacağını takip ettiği icra dosyasında haciz konulan Muris'in emekli ikramiyesi ve maaşının terekeye, ölen ya da gaipliğine karar verilen kişilerin mal varlığı, hak ve borçlarının tümüne verilen ad dahil olmadığını belirterek, mirasçılara ait olduğunun tespitini ve terekenin bu şekilde tasfiyesini savundu. Mahkeme, iflasın kapanmasına hükmetti. Karar, mirasçıların avukatı tarafından emekli ikramiyesi ve maaşının terekeye dahil olmadığı gerekçesiyle temiz edildi. Emsal nitelikte bir kararı imza atan yargıta 7. Hukuk Dairesi, emekli ikramiyesinin mirasçılar tarafından alınmasını yerinde buldu. Kararda, ölenin en yakın yasal mirasçılarının tamamı tarafından redolunan mirasın sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edildiği hatırlatıldı tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verileceğinin vurgulandığı kararda 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 89 bölü 10 maddesinde sosyal güvenlik kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan ölenler ile ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyelerinin kanuni mirasçılarına ödeneceği düzenlenmiştir. Emekli sandığınca yapılan toptan ödeme, mirasçılara ait olduğu için terekeye eklenmez, kanun gereği mirasçılara verilen bir para olduğu için tenkis davasına konu teşkil etmez. Somut olayda, miras bırakan Z, G, 2 Haziran 2011 tarihinde vefat etmiş en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından miras reddolunmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın yazısında belirtildiği üzere, vatandaşın kamu emeklisi olması nedeniyle 40 bin lira emekli ikramiyesi tahakkuk ettirilmiştir. Mahkemece, emekli ikramiyesinin kanun gereği hak sahibi mirasçılara ait olmasına karşın tereke çerçevesine dahil edilerek tasfiyeye tabi tutulmuş olması doğru görülmemiş ve hükmün bu nedenlerle bozulması gerekmiştir denildi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.